Ha, Rüyan olsun. Efsane rüyaları köpüşümü seyrediyordum neler yapıyor diye. O sırada da başladığının farkında değilim. İlk yorum teşekkürler, teşekkürler canım. Fatma Kahraman. Emine abla rüyamda yüzüyordum. Küçükken gittiğimiz sıcak su çıkan havuz gibi bir yer vardı. Karşımda ormanda alevler gördüm. Suyun içinde kork korktum, çıktım, sakındım. Sonra yok oldu ya, alevler. Vallahi Fatmacığım hayatınla alakalı yapmak istediğin her şeyi yeniden yaratmak istiyorsun. Ve e, kariyerin olabilir, ilişki ya da bekarsan evlilik yapmak istiyor Evliysen de evliliğin <laughs> düzelmesini istiyor olabilirsin. Rabbim sana çok güzel yenilikler verecek ama biraz sinirli ve ag agresif yönünü değiştirip kendi yönünle alakalı noktaları iyileştirmen lazım. Arzu Doğan Karaca. Rüyamda e, ikimiz de çıplak eşiyle kendisini veya siya, e, elini, elinizde siyah yılan varmış. yılan Eşinizin iş hayatıyla alakalı yaşadığı sıkıntılar var. Hatta e, işten e, stre, ya da yaptığı iş kendine ise stresli bir dönem yaşayacak. Yılan parayı temsil eder ama çıplak olmanız sıkıntıyı temsil eder şekerim. Yüksel, anmak. Emine Hanım rüyamda pantolon yıkıyormuşsun. Pantolondaki lekeleri çıkar çıkarıyormuşsun. Bu sırada kocam eve gelmiş ve bana hayretle bakıyormuş. Bu arada şu an evli değilim, bekarım. Teşekkürler yüksel, yanmak. Yani e, şu kısmetsizliğin var. Çünkü pantolon, pantolondaki lekeleri çıkartıyorsun ama e, evlilik konu suyla ilgili tam böyle başlıyor gibi oluyor. Yarım kalıyor. Bence siz üzerinize bir evlilik duası yazdırın. Çünkü hep yarım kalacak ilişkilerin. Ama e, iş konuyla ilgili beklediğim bir şey varsa bunun kağıdını çok güzel bir şekilde aydınlığa erdireceksin. Tuncer kaçar. Emine Hanım dün gece tüm çak çaka çakarlarla ilgili meditasyon çakralarla ilgili meditasyon yapmıştım. Çok güzel duygudu. Sonra uyudum ama rüya gö gördüm. Rüyamda duş yerinde bir sandalye de oturuyor. Uzaktan kendimi enerji perdeyi tak. Nedir? Türkan Kaça. Canım benim, senin bir kız çocuğun olabilir Türkancığım ve e, evliliğinle alakalı yaşadığın bazı karmaşıklıklar seni yıpratıyor olabilir, depresyona sokuyor ve ev, evle ilgili, ev almakla ilgili bir düşüncen olabilir. Hepsi aydınlığa gelecek ama yani biraz sen kafana hani meditasyon tabii ki iyi gelir ama çok yapmak beyni yorar. Sakin zamanlarda, şu her gün iç içe değil de haftada bir kez, haftada iki kez yapmak doğrudur. Ama ev muradınız ve kız çocuk enerjiniz var gözüküyor. Sanı, Sanenur Çakır. Merhaba Emine Hanım. Rüyamda sürekli ölmüş annemi görüyorum. Bana yemek hazırlıyor, götürüyorum vesaire. Ee, teyzemleri gördüm. Bir adam Kur'an okuyordu. Sanki yağmurdan yağmurda yürüyordu. İki tane eski cüzdan gördüm. Atılmış baktım. Bir tanesi bozuk bara. Kırmızı e, e, renktir. Kırmızı tez haberdir. Anne soyunuzla alakalı bir hasta haberi ve uzun süre tedavi olacak. Bozuk para sizin maddi sıkıntılarınız ve miraslı konularınızı temsil eder. Yani sen anneni çok özlüyor olabilirsin. Ve onun boşluğunu çok ama ölmüş biri demek. Hanenize gelecek güzel bir haber. Ama e, anne soyunuz ya da baba soyunuzdaki bir kadınla yaşayacağınız maddi problemler söz konusu olabilir. Mi, Milana Milana. Rüyamda altın bros, madalyalar gör. Sormak. Çok büyük bir sıkıntıya gireceksin. Ama şöyle söyleyeceğim. Eğer bunları başarırsan önünde madalya ve aydınlık var. Beril Deniz. iki rüya daha yorumluyorum. Sonra bitiriyorum. Haberiniz ola değerli rüya efsanecilerine. Emine Hanım. Rüyamda havalimanının iş girişi gibi bir cihazdan kontrole geçmek için sıradayım. Önde bir kız paraya muhtaç kimsesiz gibi konu. Sonra kız annesinde yaşıyor. Mutlu bir gibi konuştu. Kıza çok üzüldüm. Sıradan, sıradan geçmedi. Güvenlik izin vermedi. Yanımıza tekrar gelince tanıştık tartıştık gibi oldu. Sıra bana gelince de mesai süresi dolup gittiler ben de geçemedim. biricim cebinden gerçekten bir çocuk sevindireceksin ve kız çocuğum Yaşın kaç olursa olsun 18 sen 18 liralık 20 sen 28 liralık yani yaşına göre 60 60 ya da 600 fark etmiyor yani o rakamları siz belirleyeceksin. Gerçekten muhtaç olduğuna Yürüyorsun ya ayakkabı, çorap, yani vücudu ayakla alakalı bir yardım yapman lazım. Bu yardım yaptığın şey sana bolluk ve bereket geçecek ve e, şöyle söyleyeyim, ne istiyorsan Rabbim verecek bu hayrından sonra. Son bir rüyaya da, rüyamda yeni tanıştığım bir erkeğe sarılıyorum. Umarım kötü şey değildir. Cansun, lavender, kötü bir şey, bir erkeğe sarılmak. Yani sen duygusal olarak hayatınla alakalı hiç doğru aşkı yakalayamamış olabilir. Kendi içinde boşluklarını yaşıyor olabilirsin. E, birine sarılmak ayrılığı temsil eder ama e, yeni bir oluşum da var ama erkeklere güven. Burada biri yalvarmış. Emine abla ne olur beni gör. İki, yıl, iki yılan gördüm bu ne demek diye. Paradır canım benim. Yani bunu da söyleyen deniz yıldızı para ve bolluktur ailenizde sürpriz. Evet efsane rüyaları da bitirdim. Nefesim kesildi. Gerçekten yorucuydu. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Vaktiniz varsa kendi sayfanızdan da paylaşırsanız daha çok insana ulaşalım. Ee, kanalımızı büyütmek istiyoruz. Bu sizin desteklerinizle de olabilir. Ben ne kadar yaparım ederim desem de sizler sayesinde yükseliyoruz. Hepinize milyarlarca kez teşekkür ediyorum.